Dün gece yayınlanan OHAL Kanun Hükmünde kararnamesiyle birçok değerli akademisyenimiz, sanatçımız, hocalarımız ihraç edildi. 20 Temmuz darbesiyle muhaliflerin tasfiyesi maalesef son hızla devam ediyor. Nazım Oratoryosu'na şeflik yapan, orada keman çalan sanatçılardan tutun, anayasa değişikliğine karşı çıkan Sayın Kaboğlu'na, Has Parti kurucusuna kadar birçok farklı görüşe sahip muhaliflerin tasfiyesi, yeni kapı ruhundan kapı önü ruhuna teslim olduğunuzun ya da kandırılarak sürüklendiğinizin açık göstergesidir. Bir gün gelecek Ergenekon Balyoz 2010 referandumu FETÖ gibi itiraflarınızın arasına bu kanun hükmünde kararnameler de girecektir. O yüzden insanların hayatını daha fazla karartmadan, daha fazla kul hakkı yemeden bu yanlışınızdan dönün diye sesleniyorum iktidara. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bursa'dan geçtiğimiz 2 hafta içerisinde dolaştım. İktidara sağlık konusunda teşekkür mesajı getirdim. Diyorlar ki artık ilaç almak için kuyruk beklemiyoruz. Çünkü birçok ilaç SGK kapsamından çıkarıldığı için paramız varsa alıyoruz. Artık sıra beklemiyoruz. Gelişen teknoloji sayesinde evimizden sıra alıyoruz. Ölmezsek 3 ay sonra MR tomografi çektirebiliyoruz. 18 yaşına kadar herkese bakılıyor. Ama üniversite hastanelerinde günlük 50 lira yatak parası ödemek zorunda kalıyoruz. Ödeyemezsek zaten evde ölüyoruz. Hastanelerde sıra beklemiyoruz çünkü yoğun bakımlıksak zaten yoğun bakım olmadığı için ölüyoruz diyorlar. Ve sıra beklemedikleri için iktidara teşekkür ediyorlar. Hayırlı çalışmalar diliyorum herkese.